Selamun aleyküm değerli dostlar. Öğrencilerimle beraber, kardeşlerimle beraber bir mezarlık ziyaretindeyiz. Ölümü tefekkür etmek istedik. Ölümü anlamaya çalışmak istedik. Ben hep söylüyorum gençlere, diyorum ki önünüzde ne olduğunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani ne işte çalışacaksınız, ne kadar şu olacak, evlenecek misiniz, çocuklarınız mı olacak? Yani hiçbir şeyle ilgili net bir durum söz konusu değil, ama şunu net olarak biliyorum, hepimiz öleceğiz arkadaşlar. Hepimiz böyle bir yere geleceğiz, hepimiz gömüleceğiz, hepimiz, efendime söyleyeyim, bu hadiseyi, bu ölüm hadisesini çok net bir şekilde yaşayacağız. Öyle mi Ahmet? Böyleyken o zaman bizim bu dünyadaki bu baki duruşumuz niyedir? Bunu anlamaya çalışmak lazım. Hani biz dünyaya dört bir elle sarılmışız ya. Hani hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz ya. Hiç hesap yapmıyoruz ya. Ölümle ilgili küçücük bile bir hesabımız yok ya. Şuralara geliyoruz mesela, bakıyoruz işte, la şu mezar taşını ne güzel hazırlamışlar. Şu mezar da iyiymiş. Acaba bu eski mi? La bu çiçekler de güzel olmuş ha, bak bunun falan. Tefekküründen, hakiki anlamda yahu şu mezarda ben de yatıyor olabilirim düşüncesi yok. Olmayınca diyoruz biz niye adam olmuyoruz? Niye kendimize gelemiyoruz? Niye günah işliyoruz? Arkadaşlar ara ara gelmek lazım. Bu sessiz çoğunluğu dinlemek lazım. Biliyor musunuz? Her 100 yılda bir etrafımızda gördüğümüz canlıların, belki ağaçlar ve birkaç hayvan dışındaki her şeyi her 100 yılda bir net bir şekilde ölüyor. Her 100 yıl, yani şu anda yaşayanlar 100 yıl sonra kesinlikle olmayacaklar. İstisnalar belki olabilir ama kesinlikle olmayacaklar. Ben de olmayacağım. Yani hiçbirimizin esamesi okunmayacak. O zaman gençler, ölümü anlamak lazım. Ölümü anladıktan sonra da gayret etmek lazım. Çaba harcamak lazım. Uğraşmak lazım. Bir şeye adanmak lazım. Hayatımızı şekillendirmek lazım. Bomboş yaşamamak lazım. Mesele bu. Günümüzü doldurmamız lazım ya. Sabah gözlerimizi açtığımız zaman ben bugün Allah için ne yapacağım dememiz lazım. Kendimize bu soruyu sorup da başlamamız lazım. Ve adanan bir yürek ne yapar gençlik? Adanan bir yürek durmaz. Uğraşır. Gider o gencin kolundan tutar, onu anlatır. Gider o hocanın kolundan tutar, onu anlatır. Herkese anlatır, ifade eder, yaşar. Yaşamamız lazım arkadaşlar. Fakir hoş geldin canım. Hoş bulduk hocam. Anlatmamız lazım. Anlatınca ne olacak biliyor musunuz? Anlatınca şu olacak. İdlib'dekiler, o dün yaşanan katliam biliyorsunuz. O katliam olmayacak işte, anlatabilirsek eğer. Ya hocam nasıl yani? Gençlik, bakın ümmet olarak maalesef evlerimizin önü kirli. Evlerimizin önü problemli. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yaptığı gibi Esad. Kendi evinden başlayarak, kendi ailesinin evinin önünden başlayarak, kendi kabilesinin evinin önünden başlayarak, tüm şehre yayarak, tüm çevreye yayarak İslam'ı anlatmamız lazım. Bakın anlıyorsunuz değil mi? Ben Müslümanım demekle adam olunmuyor, insan olunmuyor. Olunsa Esad olurdu. Ben Müslümanım diyor. Ama insan mı? Değil. Hayvan bile değil. Esfele safilin. Savunmasız insanlara kimyasal silah atıp, onları savunmasız bir şekilde yakalayıp öldürebilecek kadar cani bir insan bu, sözüm ona insan. Buna insan denir mi yahu? Yahu Ebu Cehil bile böyle yapmamış yahu. Ebu Leheb bile böyle yapmamış yahu. Böyle bir zalim bu adam. Ve ben bu hadiseye üzülen, bu hadiseyle ilgili ben eminim herkes, şu anda izleyenler de öyledir. İdlib'deki hadiseden dolayı üzülüyoruz. Şu anda onlar bir perdeyi açtılar. Benim hayatımda canım abimi ben kaybettiğim zaman çok üzülmüştüm. Şöyle bir tesellim vardı. Dedim ki gitti, kurtuldu bu dünyada. O perdeyi açtı. Sıra bizde dedim, bizimkilere. Bakın ben daha o perdeyi açmış değilim. Daha yaşıyorum. Evet, hesap defterim açık. Bu anlamda belki avantajlı gibi görünüyoruz ama o perdeyi o açtı gitti. Hastalandı. İnşallah günahlarından arındı diye ümit ediyoruz. Rabbimin rahmetiyle beraber öbür tarafa gitti. Peki ya ben, ne olacak benim halim? Ne olacak gidişatım? Soruyorum kendime, sağıma ve soluma soruyorum. Soruyorum sağımdaki deftere, diyorum ki ne kadar dolusun? Bomboş. Solumdakine soruyorum, dop dolu, günahlarla dolu. Ben bu defterlerle Allah'ın huzuruna gidemem arkadaşlar. Ben
bu sıkıntıyı yaşıyorum. Bana sorsalar, bana bıraksalar ben kendimi cehenneme atacağım. Hak etmiyorum cenneti çünkü. Hazır mıyız şu toprağın altına girmeye? Hazır mıyız bitmeye? Hazır mıyız hesap vermeye? Hazır mıyız yevmiddinin malikine hesap vermeye? Ben hazır değilim. E ya? O zaman ne yapacağız? Abi zaman varken kendimize geleceğiz. Çeki düzen vereceğiz Tayyip. Bu işin lamı cimi yok. Bu iş çok net, çok gerçek. İmkan olsa da eşsek şu mezarları bir görsek. 2 metre altta çürümüş cesetler, bitmiş hayaller, bitmiş hayatlar, tükenmiş hayatlar, üstte de ecinli gibi dolaşan bizler. Uyanık olan bizler. Ecinli ne? Cin gibi yani. Cin gibiyiz. Baksana, halimize bir baksana. Cin gibi. Çok zekiyiz, çok akıllıyız. Yahu kendi elimizle alıyoruz yakınlarımızı, mezarın altına koyuyoruz, kabrin altına, toprağın altına koyuyoruz. Çıkıyoruz, en fazla bir yarım saat, bir saat sonra gülmeye, eğlenmeye başlıyoruz ya. Dünyalıktan bahsetmeye başlıyoruz ya. Bu nasıl bir idraktır? Ben hayret ediyorum halimize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mezarlıklarla ilgili ziyaretlerinde arkadaşlar, unutmayın, bazı sebeplerden dolayı mezarlığı ziyaret ederdi. 1. Ölümden ibret almak için, ölümü hatırlamak için, ölümü idrak etmek için mezarlık ziyareti yapardı. Kabir ziyareti yapardı. 2. Buradakilere, yani yatanlara, vefat edenlere Allah'tan rahmet dilemek için kabir ziyareti yapardı. Tekrar söylüyorum. Yerin altındakilere Rabbimizden rahmet dilemek için kabir ziyareti yapardı. Tabii biz ne yapıyoruz? Biz maalesef farklı amaçlarla kabir ziyaretinde bulunabiliyoruz. Ben oralara girmeyeceğim çünkü menfi şeylerden çok bahsetmek işe yaramıyor. Müsbet olanlardan bahsedelim, olması gerekenlerden bahsedelim. Bakın Fatiha suresi okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. İdrak etmiyor etrafımızdakilere, lütfen bunu anlatalım. Sanki biz o Fatiha'yı oradakine okuyoruz gibi geliyor bize. Sanki Allah'a okumuyormuşuz gibi anlıyoruz. Bakın biz elimizi açtığımızda Rabbimize açarız. Yönümüz ne olursa olsun ama sadece ve sadece biz Rabbimize elimizi açarız. Ve O'nadır niyazımız ve öncelikli olarak kendimizedir hitabımız. Unutmayın bunu. Mezardakinin duyup duymadığını bilmiyoruz. Kimileri duyuyor diyor, kimileri duymuyor diyor. Kabir azabı vardır diyen var, yoktur diyen var. Ben oraya girmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü daha ölmedim yani. Bilmiyorum. Hani kimisi öyle bir delil getiriyor, kimisi farklı bir delil getiriyor. Ölünce göreceğiz. O hadiseyi bilmiyoruz. Yani inşallah yoktur diyorum kendi adıma. Çünkü varsa ben perişan olurum. Kendi adıma söylüyorum tamamen. Ha tabii kafirler için yaşasın cehennem, o ayrı bir şey. Fakat geliyoruz, elimizi açıyoruz. Bakın unutmayın, biz Allah'a dua ediyoruz. Ona o Fatiha'yı okuyoruz. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken ya Rabbi hala ömrüm var, hala ben yaşıyorum. Bak yerin altındakiler yaşamıyor, bitti. Artık hesap defteri kapandı, benim kapanmadı dediğimiz için, bu idrakte olduğumuz için sana şükürler olsun ya Rabbi diyoruz. Sana hamd olsun ya Rabbi diyoruz. Sana hamd olsun. Hayır, şunun. O tarafa git, güneşe git. Mekan büyük. Kendi evindeymiş gibi. Bir gün buraya gelecekmiş gibi. Tamam. Öyle düşün yani. Rahat ol. Nerede kırar? Abi canım kırar. Burada parantez içi söyleyeyim. Medine Mekke. Şeyi değiştirmeyelim. Mekke Medine'de mezarlıklarda mesela Cennetül Baki'de şahit olduk, sorduk. Arkadaşlar orada biliyorsunuz her sene yani binlerce insan ölüyor neredeyse. Hatta Mekke'ye mesela dışarıdan da getiriyorlar. Çevre şehirlerden de getiriyorlar. Medine'de yine herkes oradaki vefat eden tüm haçlıcılar, umreciler hepsi arkadaşlar orada gömülüyor Cennetül Baki'de. Sordum, dediler ki buraya gömülen kişinin 6 ay sonra etinden ve kemiğinden iz kalmıyor dediler. İz kalmıyor. Yani 6 ay sonra aç orayı, hiçbir şey yok. Toprağın. Toprağın arkadaşlar mekanik çözülme oluyor. Çok sıcak bir de. Hemen hallediyor kişiyi.
Dediler ki toplamda da 2 sene sonra oraya başka biri gömülüyor. Yani o kabre tekrar sahabilerin kabri var, oraya kimse gömülmüyor. 10 bin tane sahabinin kabri var. Bir de değişen kısımlar var. O kısmı arkadaşlar 2 yılda bir yeni insanlar gömülüyor. Böyle bir özelliği var. Bazen gidiyorsun böyle toprağa avuçluyorsun, böyle bakıyorsun Allahu Ekber. İnsan etinin aynısı. Yani suyu çekilmiş insan eti adeta. Böyle döküyorsun. Benziyor ya, sana benziyor. Senden bir parça o ya. Allahu Ekber. Orası böyle kıyamet meydanı gibi o anlamda. Çok garip böyle. Arkadaşlar Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Errahmanirrahim diyoruz. Sığınacağız bakın. Onun rahmetine sığınacağız. Maliki Yevmiddin diyoruz. Din gününün sahibi olduğuna, hesap vereceğimizin gününün sahibi olduğuna, bizi hesaba çekecek olanın o kıyamet gününün sahibi olduğunu söyleyeceğiz. İdrak edeceğiz bunu. Lütfen bunu idrak. Zaten biz ne zaman kaybettik biliyor musun İdare? Ne zaman anlamı kaybettiysek o zaman kaybettik. Biz İslam'ın anlamını kaybettiğimiz zaman kaybettik. Ben elhamdülillah Müslümanım deyip de günaha daldığımız gün kaybettik. Ben elhamdülillah Müslümanımın ne demek olduğunu düşünmediğimiz zaman kaybettik aslında. İmam hatiplerde sadece Kur'an-ı Kerim dersini, tefsir dersini, hadis dersini sınavlardan geçmek adına o dersi dinlediğimiz an kaybettik değil mi? Sadece ezber vereceğiz, o dersi geçeceğiz mantığıyla hareket ettiğimiz an kaybettik aslında. Biz anlamı kaybettiğimiz an kaybettik. Anlamı kaybetmeyeceğiz. O mezarlığa geldiğimizde, o elimizi açtığımızda Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha suresini okuduğumuzda sonuna kadar arkadaşlar, hani biliyorsunuz Veleddalin diyor değil mi bizi? Dalalete düşenlerden eyleme. Arkadaşlar bu idrakta olmalıyız. Mezarlık ziyareti böyle olmalı. Arkadaşlardan biri soru dedi, hocam gece gelsek nasıl dedi. Valla tavsiye etmiyorlar. Gelmişliğim var. Fakat tavsiye etmediklerinden dolayı şu. Benim inancım böyle. Yani harikulade bir şey belki olmayacak ama beyin oyunlar oynayıp harikulade şeyler gösterebilir. O da tehlikeli olur. Aha dedi, oldu ya, birisi oradan seslendi. Delinin bir tanesi, belki meczubun bir tanesi yatıyordu. Kafayı yersiniz ya, Allah muhafaza. Zaten problem var. Ama zaten havf halinin olacağı bir yer mi? Tabii ki yani. Burası havf ve reca halinin zirve yaptığı bir yer. Havf nedir? Korkudur. Yani korku var tabii ki. Ha şurada ceset var ya. Yani bir de cesedin hali de çok ilginç değil mi Recep? Recep Tayyip, böyle en sevdiklerimizi hani vefat etmeden böyle konuşuyorsun, sarılıyorsun, gülüyorsun, böyle vefat ettiği an yaklaşmaktan korkuyorsun. Böyle bir hali de var. Cesedin öyle bir özelliği de var. Aslında babamın bir tane sahibi vardır. Diyor mesela dışarıda kaldığınız zaman aslında mezarlığa gitmek daha mantıklı. Çünkü hep söylüyor. Zaten sana zarar vermeyecekler. Yani canlıdansa cansız daha mantıklı aslında. Şimdi öyle bir zararsız beynin aslında bunu sadece öyle bir hadise var. Demişler ki şehrin birinde edebiyatçıymış herhalde, belediye başkanıymış, demişler mezarlığın etrafına duvar yapalım. Ya gerek yok demiş. İçeridekilerin demiş çıkma ihtimali yok zaten demiş. Dışarıdakiler de girmemek için elinden geleni yapıyor demiş. Problem yok demiş yani, ne gereği var duvar yapmaya. Senin bu dediğin yüzüne söyleyeyim. Öyle yani, dolayısıyla mezarlık bu anlamda sessiz sakin, belki de şehrin en zararsız değil mi? En problemsiz, en sakin yeri. Rabbim buraya adam gibi gelmeyi, geldiğinde adam gibi dersler çıkarmayı, altına girdiğinde de adam gibi girmeyi, değil mi? Şu toprağın altına girdiğimizde de adam gibi girmeyi nasip etsin. Amin. İdrak etmeyi nasip etsin. Şöyle tefekkür edelim. Aa şu mezar Mustafa Aktaş'ın, aa şu mezar işte Ahmet'in, aa şu mezar işte Recep Tayyip'in, şu mezar Fahri'nin, şu mezar... Böyle idrak edelim. İnan ki farklı olur. İnan ki idrak, böyle düşünelim, sevdiklerimiz mezarın başına gelmiş, ağlıyorlar, sızlıyorlar, üzülüyorlar, değil mi? Evet, Furkan gülüyor, olsun, diyor lan benimkiler gelince sevinir falan, tabii ki öyle değil. Herkes üzülür, Furkan, kel ölür sırma saçlı olur, biliyorsun değil mi Halise'yi? Vefat ettikten sonra var ya, senden şikayetçi olan herkes senden memnun olur. Ah vah der ya, keşke olaydı. Bir olaydı da. Bir olaydı o gereksizliklerini yine yapaydı. Bir olaydı da yine o patavatsızlıklarını yapaydı. Bir olaydı yine şu. Ama keşke olaydı derler. Onun için sevdiklerinizin kıymetini bilin. Son bunu da söyleyeyim, bitireyim. Hoca soruyor, diyor ki
öğrencilerine. Hadi ben size sorayım. Öyle yapalım. Sorun hocam. Böyle yani bir gün sonra kıyamet kopacağı da öleceğini düşünelim. Çünkü biliyorsunuz küçük kıyamet bizim ölümümüzdür değil mi? Aynen. Biz büyük kıyametin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama küçük kıyamet bizim ölümümüz. Yani bir gün sonra öleceğimizi düşünsek ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Secdeye kapanır. Direkt değil mi? Secdeye. Evet Ahmet düşün hadi. Ya hocam zor olsa da bence yaşamı devam ettirir. Devam ettirir. Yine değişecek bir şey olmaz. Yani ama şimdi bir de şey ya. Hocam, bir de, yani bir gün sonra öleceksin tamam, hocam. Hayatın tadını olabilir. Çıkarırız hocam. Şöyle bir laf hayatın var. Tadını çıkarırız. Mesela, hayatın tadını çıkarırız. Hocam, güzel o da güzel. İbadet etmek isteyenler şöyle bir cevabım var. Son pişmanlık fayda vermiyor. Evet, evet. O yüzden bence uğraşmalarına... Başka ne olabilir ya? Ben olabilir abi. Ben yani öleceğim. Otururum ne yaparım sen söyle. Ben namaz kılarım ya belki hayır yani. Hayır işi işleri. Efendim? Hayır işi işleri. Hayır işi güzel. Evet. Helallik. Helallik, helallik değil mi? Başka hocam mesela? Hocam öldükten sonra sevap verecek şeyler için. Değil mi? Hocam borçlarım varsa onu öderim. Onu öderim. Kalbini kırdıklarım varsa. Yani, helallik. Ben sabaha kadar uyuyorum. Sabah. zaten uyuyacak kıyamete kadar. Biz onu da bir gün hocam, ona hocam, hazırlık. Hocam ben hazırlık yapıyorum. Görmeden ölmek istiyor diye. Adam bir tanesine soruyor. Ateist. Ölümle ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi diyor o geldiğinde ben orada olmayacağım için diyor. Dedim gerizekalı siz hiç ölen görmemiş ki. Vallahi çok özür dilerim. Nasıl görmemiş? Yani ulan ölen adam bir görsene o orada o ölümü o yaşıyor yani. Adam kendini autizm ben orada olmayacağım. Şimdi gençler hoca da soruyor böyle öğrencilerine işte ne yaparsın herkes bir şey söylüyor ama güzel güzel şeyler. Sonra diyor ki hoca yavrum diyor illa bir günlük ömrünüzün kalması mı gerekiyor bunları yapmanız için? Hadi yapsanıza ya. Ama uyumaya devam. Her an ama her an değil mi Ahmet? Ahmet uyuma oğlum. Her an ölecekmişiz gibi yaşamamız lazım. Her namazımızı son namazımızmış gibi kılmamız lazım. Allah'ın bizi her zaman her an içimizi ve dışımızı izlediğini bilmemiz lazım. Buna göre hareket etmemiz lazım. O zaman işte yaşamın adı huzur olur. İşte o zaman huzur İslam'da olmuş olur. Hocam biz de dün bir arkadaşla bu konuyu konuşuyorduk. İşte dedik tövbe etmek lazım falan dedik. O da dedi ki espri olsun diye kıyametten bir gün önce bana haber ver tövbe edeceğim dedi. Ben dedim ki o zaman yarın kıyamet kopacak. Evet. Kalk tövbe et. Yani değil mi? Allah-u Teala hepimize idrak versin, anlayış versin. Rabbim hepinizden razı olsun. Biz burada kesmiş olalım. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.